Şimdi nedir sorunuz? Sorunuz abi, önceden Kars'ta, tamam mı, günlük hayvan pazarında 50 araç hayvan sevkiyatı varken şimdi 2 araba 3 araba çıkıyor. Hayvan sevkiyatlarında sıkıntımız var. Bu kadar tırcı burada kalmış. Herkesin borcu var, harcı var. Bir şey gidemiyoruz. Buna yetkililerden yardım istiyoruz. Buna bir el atsınlar. Kars'a bir yardım etsinler. Hayvan sevkiyatı çek millet, çek bu kadar tırcı var. Hepsi, hepiniz tırcı mısınız? Borcu var, harcı var. Hepsi tırcı. Sizden rahatsız oluyorlar. Biz burada kalmışız, perişan olmuşuz. Şimdi sorunu bir anlatır mısın? Yani sorunumuzda hayvan sevkiyatlarında aşıda eksiği olduğu için sevkiyat yapamıyorlar. Önceden vardı, yasada yapıyordular. Şimdi bölgeyi de Erzurum'a kurmuşlar. Aa, Erzurum'dan geçiş yok. Gidiyorsunuz oraya, ne oluyor? Gidiyoruz, orada 10 bin lira tır sahibine ceza vuruyor. Hayvan başına da 2800 lira ceza vuruyorlar. Onu da dışarıdan gelen hayvan sahipleri almıyor. Almadığı için buradaki esnaflar da mağdur durumda. Biz tırcılar da mağduruz. Al kalmışız. Neyse ya, yarın ben meydana geleceğim. Meydanda da çekeceğim. İnşallah. Bizim sesimizi duyun, bu yetkililere gelsin. Kars'ın tek gelir hayvancılıktır. Onu da böyle perişan ediyor. Yani hayvancılıkla şoför de battı, köylü de battı, çiftçiler de battı, hepsi battı. Sadece bir hayvancılıkla herkes battı. Sıfıra geldi. Evet abicim, sen bir nakliyeci olarak burada yaklaşık 30-40 tane tırcı. Bak görüyorsun, en aşağı burada 50 tane kamyoncu var, hepsi mağdur. Hepsinin borcu var. Hepsi senet ediyorlar. Bir yıllar da kaç gün burada yatan, en aşağı burada 10-15 gün yatan arkadaşlar var. Hepsi mağdur. Sorun nedir arkadaşlar? Sorun nedir? Bir çözüm buna gelmesi lazım. Yani bu aşı olmayan hayvanları sevk etmiyorlar. Sevk etmiyorlar. Burada sevk ediyorlar, daha doğrusu Erzurum'a takılıyor. Tabii burada takılıyor. Biz de yazıyoruz bir sürü. Zaten burada esnaf da gelmiyor. Yani yabancı şey gelmiyor. Adam geliyor. Bugün misal. Adam geldi en aşağı 15-20 tane araba şey alacak yani bir sürü. En aşağı 10 araba çıkacak. Adam sevkli olmadı mı şey etmiyor. Adam almadan gidiyor. Bir de döküm ayıdır bu aylar. Tam döküm İnsanların ayı, borçları, harçları. Bu durumda tam herkesin 9. 10. ayda herkesin borcu var. Malını satacak, ödeyecek karşıdaki. Yani hepsi mağdur. Yani bir kamyoncusu da mağdur. Vallahi buradaki Kars'taki bütün esnaflar da mağdur. Yani Kars'ın meydan, hayvan pazarı bu durumda ondan dönüyor. En aşağı 10 fabrikaya bedeli. Yani bizim fabrikamız da Kars'ın meydanıdır. Tabii. Tamam, teşekkür ederim. Büyüklerine inşallah buna bir çözüm yapmaları lazım. Yani illaki bir çözüm olması lazım. Sektörde bayağı, bu sektör için bayağı bir mağduruz. Bu eğer ki tüccar arkadaşlar bu işe bir çözüm bulsalar iyi olacak. Sorun yani, tüccarda değil ki diyorlar ki. Ama tüccar aşı... bu işin öncülüğünü tüccar yapıyor. Tüccar millete, köylüye eğer ki bu şekilde dese ki ben senin malını almıyorum. Bu sefer köylü de dönecek, kendi küpesini, sevkini yapacak. Tüccar gidip malı aldığı zaman bu sefer köylü de vazgeçiyor ondan. Yani 1-2 bin liranın veyahut da onun ilçe tarımdaki zahmetine katlanmıyor. Gidip malını alıyor. Almazsa bu sefer köylü kendi küpesini, sevkini, aşısını yaptıracak. Doğru mudur? Kaç gündür mağdursunuz siz burada? Kaç gündür? Bir aydır bunun mağduriyetini çekiyoruz. Bir ay oldu, bir ay oldu. Siz de tırcı mısınız? Evet abiciğim. Kaç gündür buradasınız? Abi ben tam 2 aydır mağdurum. Biz senet ödeyemiyoruz. Çalışamıyoruz biz. Bizi çok mağdur ediyorlar. Özellikle il tarım, ilçe tarımlar bizi çok mağdur ediyor. Yani sevkiyat konusunda bize hiç yardımcı olmuyorlar. Erzurum'a gittiğinizde ne oluyor? Erzurum'da abi bizim yani mağduriyetimiz zaten özellikle Erzurum'da oluyor. Adam yani bir sevkimiz olmasa dahi adam bize yardımcı olmuyor. Diyor kardeşim sevkini tam yap öyle çık. Ceza mı yazıyor? Ceza yazıyor. Arabayı mağdur ediyor. Götüren adam tüccarı mağdur ediyor. Başka illerde böyle bir sorun var mı? Yok, hayır. Sadece Erzurum'da. Sadece Doğu'da. Sadece Doğu'da dediğiniz yani. Sadece Kars, Erzurum, Ağrı bölgesinde yani Erzurum'da geçiş olmadığı için bu sıkıntı var. Aynen öyle. Peki, teşekkür ederim.
Hepsi borçlu, harçlı. Yuvalamışlar. Valla hepsi perişan. Bunlar hep perişan olmuşlar. Bebesto yanmıyor, hava soğuk. Hepsi arabada yaptılar. Bak, 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 bak. Perişan olmuşlar abi. Tırın içinde yatıyorlar. He, tırın içinde yatıyorlar ama hepsi yok. Şimdi sen bunların çoğu hepsi yabancıdır. Adam İstanbul'dan gelmiş, Ankara'dan gelmiş, iş alacak. Yok, hepsi arabada yatıyor, perişan olmuşlar. Hepsi kokuyor. Banyo yok, su yok.